Büyük İslam alimleri Kur'an'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden bazı ayetleri şöyle şerh etmişlerdir. Hud suresinin 86. ayeti. Ebu Cafer Radiyallahu an bu alametleri şöyle saymıştır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselama tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi Aleyhisselam ilk önce şu ayeti okur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Hud Suresi 86 Bu ayeti okuyup şöyle der. Ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim. Müslümanların manevi lideriyim. Ben onun hüccetiyim. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a selam verenler şöyle selam verirler. Selam sana. Ey Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi. Sonra herkes ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat eder. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adamlarının sayısı 10 bine ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden Musevi ve Hristiyan olan herkes ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur. O İslam milletidir. Sonra Allah'tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir. Nurul Ebsar, Ehli Beyt, Cilt 628-77-93, Sayfa 594 Nur Suresinin 55. Ayeti Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Nur suresi 55. Ali bin Hasan kanalıyla ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. Allah bizden bu şahsın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin mehdisidir. Mecmaül Beyan Fi Tefsiril Kur'an Cilt 4 sayfa 832 Ayaşi tefsirinde Zeynel Abidin Hazretleri Nur Suresi 55. ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Valla onlar biz ehli beyti sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır. Bizden birinin eliyle ki o bu ümmetin mehdisidir. Enbiya Suresinin 105. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden bütün semavi kitaplar veya Tevrat sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. Enbiya Suresi 105 İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabıdır. Mecmaül Beyan Tefsiri Maide Suresinin 54. ve Enam Suresinin 89. ayetleri Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey inananlar! sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onlara Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan Müslümanları sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide Suresi 54 İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu ayette işaret edilen görevin sahibi Hz. Mehdi aleyhisselam koruma altındadır. Şayet insanların tümü gitseler de Allah onu, Hz. Mehdi aleyhisselamı ve ashabını getirecektir. Onlar Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi şunlar, bunları inkar ederse biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan Müslümanları bunlara vekil bırakmışız. Enam suresi 89. Onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olan Müslümanlar şu ayetin kastettiği kimselerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey inananlar sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki Maide Suresi 54 Tefsirun Numani Yasin Suresinin 30. Ayeti Ama hüccet Hz. Mehdi Aleyhisselam halkı tanır. Halk ise onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamaz. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullara yazıklar olsun. Resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 162 Enbiya Suresinin 105. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. İmam Bakır ve Sadıktan rivayet edilmektedir. Buradaki ayette bildirilen salih kullar Hz. Mehdi aleyhisselam ve arkadaşlarıdır. Hüseyin es-Şirazi, sayfa 113. Neml suresinin 62. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Neml suresinin 62. ayetiyle ilgili hadis. Muhammed bin Müslim şöyle der. Haceti, ihtiyaç, muhtaçlık içinde olan biri onu çağırdığında ona icabet eder. Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayet, kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip, halkın içinde Hazreti Mehdi aleyhisselama ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numanî, gaybeti numanî sayfa 37. Bakara Suresi'nin 155. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bakara Suresi 155 Ebu Basir'den İmam cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamından önce bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak. Malları, canları ve mahsulleri azalacak. Bu olay Allah'ın kitabında açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele. Şeyh Muhammed bin İbrahim numani Gaybetü'n-Numani, sayfa 297. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetinin artacağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde Muhammed bin Müslim'den aktarılan diğer bir rivayete göre ise İmam cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim'in Hz. Mehdi aleyhisselamın kıyamından önce belirtiler vardır. Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir diye arz ettim. Buyurdu ki o Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele. Buyuruyor ki siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümetiyle korkutacağız. Ve açlıkla yani mahsullerin pahalı olması ile malların azalması yani ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması Canların azalması yani hızlı ve ani ölümler. Mahsullerin azalması yani çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. Sabredenleri müjdele yani işte o zaman Kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile onları müjdele. Sonra bana buyurdu ki ey Muhammed bu onun tevilidir. Asıl mana ve yorumu budur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler. Ali İmran Suresi'nin 83. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. Ali İmran Suresi 83. Tefsir Ayashi'de İmam Musa Kazım'ın nakliyle bu ayetin Hz. Mehdi Aleyhisselam'a baktığı rivayet edilir. Hadid Suresi'nin 17. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Hadid Suresi 17. Selam bin Müstenir de İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan şu hadisi rivayet etmiştir. Allah Teala kıyam edecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle yeri diriltecektir. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam adalet üzere halkı yönetecektir. Böylece yeryüzü zulümle öldükten sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam adaletle tekrar diriltecektir. Şeyh Tusi, Gaybet, sayfa 120. Duhayil, El Hazreti Mehdi, sayfa 57. Hud suresinin 8. ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onlardan azabı sayılı bir topluluğa veya belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu alıkoyan nedir derler. Haberiniz olsun. Onlara bunun geleceği gün onlardan geri çevrilecek değildir ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatıcıdır. Hud suresi 8 İshak bin Abdülaziz'den İmam cafer Sadık Aleyhisselam onların uğrayacakları azabı sayılı bir ümmete dek ertelesek ayeti hakkında şöyle buyurdu. Azap, Kaim Aleyhisselam'ın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamıdır. Sayılı bir ümmet ise Bedir'de savaşanların sayısı kadar olan ashabıdır. Bakara Suresinin 148. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bakara Suresi 148 Ebu Basir'den İmam cafer Sadık Aleyhisselam Hayırlı işlere doğru koşun, nerede olursanız olun Allah hepinizi birden toplar, birleştirir ayeti hakkında şöyle buyurdu. Kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları Hz. Mehdi Aleyhisselam ve ashabını vaatsiz olarak bir araya toplayacaktır. Rahman Suresinin 41. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü o gün suçlu günahkarlar simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Rahman Suresi 41 Ebu Basir'den İmam Cafer Sadık Aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam onları çehrelerinden tanıyacak ve ashabıyla birlikte onları fikren darmadağın edecek. Fussilet suresinin 53. ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Fussilet suresi 53. Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin bu ayetin tefsiri soruldu. Pek yakında onlara alemdeki ve canlarındaki delilleri göstereceğimiz zaman Sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır. Şöyle buyurdu. Onlara nefislerindeki mes hayvanlaşma gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah'ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. Sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır. İşte o zaman Kaim'in Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur. O Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den gelen haktır ve bu halk onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı mutlaka görecektir. Maide Suresinin 54. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihat eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazladır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Maide Suresi 54 Süleyman bin Haruni İcli şöyle der. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu emrin sahibinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı mahfuzdurlar. Eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabını getirir. Allah Azze ve Celle onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı hakkında şöyle buyurmuştur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ona karşı kafir olsalar da ona öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar. Allah onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları Hz. Mehdi aleyhisselam ve ashabını sever. Onlar da Hz. Mehdi aleyhisselam ve ashabı getirir, Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı azizdirler. Bakara suresinin 249. ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki Doğrusu Allah size bir ırmakla imtihan edecektir. Bakara suresi 249 Ebu Basir şöyle der. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Talut'un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında sizleri bir nehirle deneyeceğiz buyurmuştu. Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı da tıpkı onun gibi imtihan olunacaklar. Ali İmran Suresinin 200. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler sabredin ve sabırda yarışın sınırlarda nöbetleşin Allah'tan korkun umulur ki kurtulursunuz. Ali İmran suresi 200. İmam Bakır Aleyhisselam bu ayette şöyle mana vermişlerdi. Ey Muhammediler farzların edasında sabrediniz. Düşmanlarınızın eziyetlerinde müsabere ediniz. Birbirinize yardım ediniz. İmamınız Mehdi Resule sımsıkı sarılınız. Süleyman İbrahim Meveddet Pınarları Sayfa 219 Tevbe Suresinin 33. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen O'dur. Tevbe Suresi 33 İmam Cafer-i Sadık Hazretleri bu ayet hakkında Vallahi Kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeden bu ayetin manası tecelli etmez. Abaya bin Rebi'den Emir el-Mümin'in Hazreti Ali zikredilen ayet hakkında Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki hiçbir köy, kasaba ve şehir kalmayacak ki sabah akşam içinde Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmesin buyurdu. İmam Zeynel Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hazretleri Cenab-ı Hak muhakkak Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir buyurdular. Yunus Suresinin 20. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir de derler ki, Rabbinden üzerine bir ayet mucize indirilse ya. De ki, gayb yalnızca Allah'ındır. Siz bekleye durun. Ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Yunus Suresi 20 Cafer Sadık Hazretleri bu ayetteki gayb Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ındır buyurdular. Hud Suresinin 80. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim. Hud Suresi 80 Meali Hazreti Lüt Aleyhisselam Allah'a şikayet ederek kavmine hitaben ne vardı? Size karşı gelmek için benim bir kuvvetim olsaydı. Veya çok sarp bir kaleye sığınabilseydim. İmam Cafer Sadık Hazretleri bu ayeti kerimedeki Hazreti Lut Aleyhisselam'ın temenni ettiği kuvvet, Kaim'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuvveti. Sığınmak istediği kale de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabıydı. Rukni Şedid onlardır. Onlardan biri 40 adam kuvvetindedir. Ve her birinin kalbi demir gibidir, buyurmuşlardır. Yunus Suresinin 110. Ayeti kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyle ki elçiler umutlarını kesip de artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. Yunus Suresi 110 Mufaddal'dan, Cafer Sadık Hazretlerinden, babasından, babalarından, Emir el-Mümin'in Hazreti Ali'den, Allah'ın nusratı, zaferi ancak insanların ölümü yaşamaya tercih ettikleri zaman gelir. Rabbimin kitabı celilinde şu ayette beyan ettiği gibi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ta ki peygamberler nusratı mevudenin hemen tecelli etmemesinden ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir zamanda ansızın yardımımız Hz. Mehdi aleyhisselam onlara yetişti. Biz istediğimizi kurtarırız. Cenab-ı Hakk'ın nusratı, yardımı, kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile gelecek. Enbiya Suresinin 105. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. Enbiya Suresi 105 Biz bunu levh-i mahuzda yazdıktan sonra kasem olsun zeburda da yazmıştık. Muhakkak arza salih kullarım varis olur. Muhammed Bakır ve cafer Sadık Hazretleri bu ayette zikredilenler Kaim, Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Ashabıdır buyurdular. Haç Suresinin 41. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Haç Suresi 41 Ebu Carut'tan O zulm ile yurtlarından çıkarılan kimselere eğer arza yer verirsek onlar Hz. Mehdi Aleyhisselam ve ashabı iktidar sahibi olunca şımarmazlar. Namazlarına devam ederler. Zekatlarını verirler. Marufu emrederler ve kötülükten nehy ederler. Bunların bütün umurunun akibeti Allah'a aittir. İmam Bakır Hazretleri bu ayet Hz. Mehdi Aleyhisselam ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları doğudan batıya kadar bütün dünyaya sahip yapacak. İslam'ı onlarla yüceltecek. Zulümden ve bidatten eser kalmayacak. Zariyat Suresinin 23. Ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte göğün ve yerin Rabbine and olsun ki şüphesiz o size vaat edilen sizin aranızda konuştuklarınız kadar elbette kesin bir gerçektir. Zariyat Suresi 23 Meali, semaların ve arzın Rabbi hakkı için şüphesiz o, Hz. Mehdi Aleyhisselam söylediğiniz söz gibi haktır. Bu ayette Cenab-ı Hak, semavatın ve arzın Rabbine yemin ederim ki, Kaim'in, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun vadi konuştuğunuz söz gibi şüphesiz ve haktır buyuruyor. Rum Suresinin 4. 5. Ayetleri Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve o gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. O dilediğine yardım eder. Rum suresi 4-5 İmam cafer Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur edince müminler Allah'ın nusratı yardımıyla ferahlanacaklar buyurdu. Fussilet suresinin 53. ayeti Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Fussilet Suresi 53 Ebu Basir'den İmam Bakır Hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular. İçlerinde ve dışlarında Allah'ın acip ve garip mucizelerini görecekler ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak.